Yonca Evcimik'in yeni şarkısı tartışmalara yol açtı. Birçok kadın şarkının sözlerini cinsiyetçi buldu, tepki gösterdi. Yonca Evcimik ise kadına şiddette farkındalık yarattım diyerek kendini savundu. Özür bekleyen kadınlar daha çok bekler dedi. Bana ait sözler. Atarsan mahremini içeri girer işte öyle. Tamamen seksist sözler zaten, cinsiyetçi. Ya cinsiyetçi olur mu ya? Kadına, çoluk çocuğa, hayvana şiddet. Kadına da şiddet, hayvana tecavüz, erkeğe de şiddet. Bütün bunlar aslında birbirinde iç içe. Zaten diktiriyoruz biz. Yonca Evcimek son çıkarttığı şarkıyla sosyal medyanın gündemine oturdu. İşte bak bu kadın, kadın gibi kadın ne demek kadın gibi kadın olmak? Yani kadınlar köle mi? Belli kuralları mı var kadın olmadan? Sizden şimdi ne bileyim, özür bekleyen kadınlar olabilir. Özür bekleyen kadınlar daha çok beklerler. Tam da 25 Kasım Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele Günü'nde kadınlar o şarkının sözlerine tepki gösterdi. Zaten biz ahlaklıyız. Zaten dik duruyoruz. Yanlış söylemiş. Amacım toplumun hakikaten bu kanayan yarasına dikkat çekmek, bunun konuşulmasını sağlamak ve farkındalık yaratmak. Bakın şarkının en çok tepki çeken sözlerinden bazıları bu. Bak o sevgilime be kadın, çıkarca kadın, mesaj atma kocama, gözünü dikme o köyüme. Doğru söylemiş. Ben bütün bunları yazarken kendim yaşadığım, benim etrafımda yaşananlar ve toplumda gördüğüm şeyleri gözeterek, gözlemleyerek yazdım. İşte bak bu kadın, kadın gibi kadın desinler. Kadın gibi kadın olmak ya da erkek gibi adam olmak doğru kalıplar değil, insan gibi insan olmak bence aslında. Kadın gibi kadın lafına çekmeyin, geneline bakın lütfen. Lütfen aradan cımbızlamayalım. Kaş yaparken göz çıkarttım diye düşündünüz mü? Düşünmedim çünkü ben hala sözümün arkasındayım. Belli bir kesim beni tamamıyla anladı ve destek veriyor. Sen güzel sözlere bence anlamlı. Beğendim bu şarkıyı, dinleyeceğim. Yonca Evcimik'i tanıyorum. Sevdiğim bir sanatçı. Bence kadınlar olaya objektif bakmadıklarından. Yok yok, ben doğru bulmuyorum. Hiç kuruna sahip çıkamayandan yeteri kadar çekmedik mi? Ne kadar ayıp ya. Ne oldu bu sanatçılara? Sizden şimdi ne bileyim, özür bekleyen kadınlar olabilir. Özür bekleyen kadınlar daha çok beklerler. Çünkü ben özür dilenecek bir şey yapmadım. Beni eleştiren kadınlara diyorum ki, kadınlar ben başından beri en çok kadın haklarını, canlı haklarını koruyan insanlardan biriyim. Kadınlar dayatılan güzellik standartlarından, toplumdaki kadın erkek eşitsizliğinden şikayetçi. Bir şarkı sözünde bile en ufak bir imaya tahammülleri yok. Vallahi kadınla erkek eşittir kardeşim. Anlamaya çalışalım, bu kadının empati kurmaya çalışalım. Başka yerlere çekmeyelim konuları. Ben her zaman kadından tarafıyım. Bana kızmayın. Belki de bakınca